İstanbul'da Ramazan devam ediyor ama bir 3G bağlantımız daha var. Muratcan Öztürk muhabir arkadaşımız. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Bey ile birlikte. Evet, söz sende Muratcan. Evet, TV.net canlı yayın ekibi olarak bu akşamki durağımız Esenler ilçesi ve Esenler Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu akşam ilçede yaşayan Kayserililere yönelik bir iftar programı düzenleniyor. Şimdi bu programla ilgili daha detaylı bilgi almak üzere bu programın ev sahibi yanımızda, yani Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile birlikteyiz. Kendisinden dinleyeceğiz. Hem Ramazan'ın son günlerinde Esenler'de nasıl bir hava hakim, hem de bu programda neler göreceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bizi izleyen, sesimizi duyan herkesin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak Kadir Gecesi'nde feyzinden, bereketinden istifade etmeyi bize nasip etsin. Ve İslam ümmetine, insanlığa huzur dolu, bereket dolu, barış dolu, kardeşlik dolu nice nice Kadir Geceleri nasip etsin diyorum. Ve İslam ümmeti üzerindeki kara bulutların ortadan kalktığı ve gerçekten kardeşliğin egemen olduğu Kadir Gecelerine de Rabbim bizi bir an önce ulaştırsın. Suriye'deki kardeşlerimize, Irak'taki kardeşlerimize, Libya'daki kardeşlerimize, Afganistan'daki kardeşlerimize, hasılı Myanmar'daki kardeşlerimize de huzur ve bereket dolu Kadir Geceleri nasip etsin inşallah. Efendim, Kadir Gecesi bugün çok fazla farklı bir iklimle beraberiz. Biz her akşam burada bir yöreden kardeşlerimize iftar veriyoruz. Şehir iftarları başlığı altında her gün farklı bir yörenin insanlarıyla burada buluşuyoruz. Bugün Kayserili kardeşlerimizle beraberiz. Biliyorsunuz bizim şehirlerimiz göçle oluşmuş şehirler. Göçle oluşan şehirler olduğumuz için aslında şehrin içerisinde hep böyle küçük küçük öbekler var. Oysa biz Türkiye'nin en büyük ilçelerinden bir tanesiyiz. Çok büyük nüfusa sahibiz. Bizim 500 bin, 700 bin tane aslında komşumuz ve kardeşimiz var. Bizim birbirleriyle tanış olmamız gerekiyor. İşte birbirimize tanış olmamız için şehir iftarlarını bir vesile kılıyoruz. Ve bununla Ramazan'ı vesile iktikaz ederek tanışmamıza, kardeşliğimize bereket katmaya çalışıyoruz. İşte bugün de Kayserili kardeşlerimizle bu bereketi yaşamaya çalışıyoruz. Bu iftarlar iki açıdan çok önemli. Birincisi şu, Hazreti Mevlana buyuruyor ya, insan nereden geldiğini bilirse nereye gideceğini bilir. Bizler büyük şehirlerin koşturması arasında doğduğumuz yerleri bazen unutabiliyoruz. İnsanlara doğduğu yerlerini hatırlatırken biz burada şunu söylüyoruz. Doğduğunuz yeri unutmayın ama doyduğunuz yerle ünsiyetinizi de tesis edin. Çünkü şöyle bir bakarsanız, şuradaki hiçbir insana sorarsanız çocuğuna, oğluna, kızına git memleketine yerleş diyen yoktur. Herkes kendi geleceğini bu şehirde görüyorsa biz bu şehirde kardeşliği tesis etmek, bu şehirde birlikteliği tesis etmek durumundayız. İşte bu iftarlar bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani Ramazan iftarlarımızda bir vesile şehrin heyecanına heyecan katmak, birliğine birlik katmak amacıyla bu organizasyonları yapıyoruz. Çok da verimli geçiyor. Ramazan, buyurun sorun. Efendim, şimdi Ramazan'ın bitmesine de çok az bir zaman kaldı. Önümüz bayram. Bayram için hazırlıklar ne aşamada, biraz bunları merak ediyorum. Şimdi tabii daha henüz biz bayrama ulaşamadık. Bu gece Kadir Gecesi, Allah nasip ederse teravih namazından sonra yüz binlerce kardeşimizle beraber 10 bin hatim, 100 bin dua programında yüz binlerce kardeşimizle dört yol meydanında Kadir Gecesi'ni ihya edeceğiz. Ben öncelikle sesimi duyan bütün kardeşlerimi dört yol meydanında bekliyorum. Çünkü çok anlamlı bir şey oluyor. Her sene yapıyoruz biz bunu ve şu anda okunan bütün hatimler orada toplanıyor. Esenler'deki oturan hatimler, bunlar 10 bini geçiyor. Bütün hatimler toplanıyor. O hatimlerin duasını topluca yapıyoruz. Sonra kura çekiyoruz. 10 tane kardeşimizle umreye gönderiyoruz. Bu anlamda çok güzel bir çalışma oluyor. Ben bunun için bütün kardeşlerimi, sesimi duyan herkesi dört yol meydanında bekliyorum. Bu vesileyle sizin aracılığınızda şunu da duyurmak isterim. Biliyorsunuz Ramazan bayramı biter bitmez Temmuz ayına giriyoruz. 15 Temmuz Türkiye'nin siyasi tarihi açısından, insanlık tarihi açısından, hangi açıdan bakarsanız bakın, gerçekten çok üzerinde durmamız gereken kritik bir tarih. Ve Türkiye, bu topraklar belki de bugüne kadar böylesine ihaneti görmedi, büyük bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığı bir tarih. Allah nasip ederse 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde biz o hain darbe girişimini telin etmek ve bir daha böylesinler kalkacaklara da mesaj vermek ve yeniden
Böylesine adi ve alçak girişimlere girmek isteyenlere karşı sakın ha böyle bir şeye kalkmayın, biz buradayız demek için ve 249 tane şehidimizin manevi hatırasını ihya etmek ve şehitlerimize de bıraktığınız mirasa sahip çıkıyoruz, vasiyetinizi muhafaza ediyoruz demek için Esenler'de yüz binlerce kardeşimiz de 15 Temmuz akşamında yine sabaha kadar nöbet tutacağız. Akşam namazına müteakip Esenler Emniyet Müdürlüğü önünden başlayıp Dört Yol Meydanı'na kadar yürüyeceğiz ve orada yine nöbetimizi tutacağız. Ben vesilenizle bu yayın vasıtasıyla bütün kardeşlerimi hasreden o gün nöbet tutmaya bekliyorum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Biz ayaktayız. Allah'a hamdolsun. Oyun kuranların oyununu bozduk. Oyun bozmaya da devam edeceğiz. Bir kez daha 15 Temmuz'da kardeşlerimizi nöbet için Dört Yol Meydanı'na bekliyorum. Bayrama gelince, bayram biliyorsunuz Esenler gibi göçle oluşan şehirlerde daha çok memleketlere doğru insanlarımız yöneliyorlar. Biz bayramla ilgili çok özgün bir çalışmamız yok. Büyükşehir Belediye'miz biliyorsunuz bir takım çalışmalar yapıyor, araçlar yarıya iniyor vesaire şeyler diyor. Fakat biz camilerde bayramlaşmalar yapıyoruz. Mesela şehrin bütün yönetenleri bayram namazında bir camide buluşuruz ve şehirle bayramlaşırız. Bu çok önemli bir şey ve ondan sonra tabii ki eş dost ziyaretleri, şehitlerimiz ve gazilerimizin ziyaretlerimiz var. Böyle devam edeceğiz inşallah. Bayramla ilgili ihtiyaçları onların ihtiyaçlarını yetimlerimizi giydiriyoruz. Yetimlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şehir şudur bizim inancımıza göre. Yoksula yardım eden, yolda kalana yardım eden, yetimin başını okşayandır. Biz de bunu yapıyoruz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Evet, burada hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Özellikle 15 Temmuz gecesi yapılacak etkinliğe duyurmuş olalım. Zaten başkanımız da söyledi, Esenler'de Esenler halkı 15 Temmuz gecesi ayakta olacak diyelim. Özellikle yine nöbet tutacak diyelim. Ve yine yayınımızı sonlandırmadan önce bu akşam tüm Müslüman aleminin yine Kadir gecesi mübarek olsun diyerek bu mesajı vererek bitirelim diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.